Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Başbakan Yardımcısı Borisov, Moskova-Ankara arasındaki işbirliğinin kaderini, Türkiye ile Ukrayna arasındaki olası yeni SİHA anlaşmasına bağladı. Karadeniz'de Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından, uluslararası basında çıkan haberlerde, Kiev yönetiminin olası bir çatışma durumunda, Türk yapımı silahlı insansız hava araçlarına başvurabileceği gündeme getirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'ya silah satışına ilişkin, Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor, dedi. Ukrayna'ya sağlanan silahlar konusunda son açıklama, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'dan geldi. Borisov, Türkiye'nin eylemlerine bağlı olarak askeri teknik işbirliğine devam edip etmeyeceklerine karar vereceklerini söyledi. Borisova, Ankara'nın Ukrayna'ya yeni bir dizi insansız hava aracı tedarik etmesi halinde bu işbirliğinin sonlandırılma ihtimali soruldu. Rus yetkili, her bir durumda bu olasılığı özel olarak inceleyeceğiz, dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir programda, Türkiye'nin üçüncü ülkeye SİHA satışı noktasında herhangi bir ön şarta sahip olmadığını dile getirdi. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik konusunda, iki ülke taraflarıyla görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, herkes anlaşabilirse herkese savunma sanayisi ürünü verebilir. Rusya karşıtlığının bir tezahürü değildir. Bugün Rusya'da bizim savunma sanayisi ürünlerimize ihtiyaç duyarsa, biz onlardan nasıl S-400 aldıysak biz de Rusya'yla da oturur müzakere ederiz, diye konuştu. Rusya'ya da SİHA satarız mı diyorsunuz, sorusunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, Rusya veya başka bir ülkeye SİHA satabileceklerini söyledi. Ukrayna, Türkiye'den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın almıştı. Bayraktar TB2 SİHA'nın, Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilenen Kiev yönetimi, 48 adet SİHA satın almayı planlıyor. Bize destek olmak için, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.